presidente José Feijão. Bir gol, 5 asist attım, yaptım bir maçta. Kiminle oynadınız? 3-N. 3-N ile oynadık. 8-3 kazandık. Buranın komple kapalı. Rahatlarla orada. Aman ken. Sporcu olan gelmiş. En poko. Kapalı. Yakışıklıdır bak. Yine Skubic gidiyor işte, var bak. Bugün öncelikle puan olarak Konyaspor tarihine geçtik. Onun için çok mutluyuz. Tabii daha çok puanlar kazanabilirdik. Daha da yukarıya çıkabilirdik ama böylesi hayırlıymış. Bugün Skubic'in de hani özel bir maçtı bizim için. Bugün Skubic için oynadık. Bugün gerçekten çok güzel geçti. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Teşekkür ederim. İşte perde arkası kahramanları da burada. Osman Hoca, Bekir Hoca hepsi burada. Çağatay. Neler söyleyeceksiniz? İlk ya Konya'da maçlar bitti ama galibiyetle tamamladınız. Evet, evet. Şimdi matematiksel olarak üçüncülüğü garantiledik. Çok yoğun ve yorucu bir sezon oldu. Gerçekten bir sezonda yaşanabilecek birçok şey yaşandı. Üzüntüsüyle, sevinciyle. Hakikaten çok güzel bir sezon geçti. Son maçımız kaldı. O maçı da oynayıp en iyi şekilde bitirip artık sezonu noktalayacağız. Hakikaten biz de çok yorulduk, oyuncularımız da çok yoruldu ama güzel bir yorgunluk. Hep beraber bu güzellikleri Konya'ya, Konya halkına, Konyaspor'a yaşattığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bu anlamda bize destek veren yönetim kurulumuza, başkanımıza, sizlere, basın mensuplarına, ailelerimize, oyuncu kardeşlerimize, destek ekibe, kim varsa yani herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde çok daha iyi şeyler yaparız. Evet, şimdi aile olarak da tabii sizler de büyük heyecanlar yaşadınız. Neler söylediniz? Sizleri tanıyalım. Çok mutluyuz. Sesim kısıldı bu arada. Çok mutluyuz yani. Bütün sezon boyunca bir heyecan yaşadık.
Çok şükür çok güzel bitti. Çok inişimiz olmadı. Kaç maça geldiniz bu sezon? Ben bu sezon 7 maça geldim. 7'de 7 yaptım. Herkesin emeğine sağlık öncelikle. Bu sene bizim için acısıyla, tatlısıyla sonu güzel bitti. Allah'a şükürler olsun. Allah bize bunu nasip etti. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi başarılarla, daha güzel başarılarla Avrupa'da Konya sporumuzu en iyi şekilde temsil ederiz inşallah. İlhan Hoca bizim başımızdır. Ekibini her zaman onur eder. Her platformda onur eder. O gene büyüklüğünü gösterip ekibini aldı. Seyircimizin karşısına hep beraber gittik. Hocamıza teşekkür ederiz. Gerçekten sezona başlarken zaten biz bu hedefi isteyerek başlamıştık. Buna göre de bütün çalışmalarımızı yönlendirmiştik. En başta biz bir aile olduk. Bu camiada bu aile yaşantısını çok fazla hissettim bu sene burada. Çok güzel bir camiamız var. Çok güzel bir şehirdeyiz. Çok güzel bir taraftarımız var. Evet, bu sene hedefe ulaştık mı? Ulaştık. Bu hedef doğrultusunda bazı kayıplarımız oldu mu? Maalesef oldu. Çok zor bir sezondu bizim için. Yani bu kayba rağmen bu başarıyı sağlamak, bu mental dayanıklılığı sürdürebilmek bence çok kıymetli ve önemliydi. İnşallah Ahmet'imizin de ruhu şad olsun. Ona da ithaf ediyoruz bu sezonu. Şimdi tabii ki biz sezon başında şunu söylemiştik. 38 maç mücadele edecek demiştik. Her zaman da bunu dillendirdik. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyet ve yönetim buna fazlasıyla inandı. Tabii şehir biraz buna mücadeleye inanmakta zorlandı diye düşünüyorum ben. Ama gelinen aşamaya baktığınız zaman işte 37. hafta itibariyle bunu garantilediniz. Yani dönemsel başarıların sporda çok da önemli olmadığını gördük. Önemli olan sürdürülebilirlik ve biz bunu 37. haftaya kadar devam ettirdik. Tabii ki daha iyileri olabilirdi. Gönül ister bunu. Ama başarı merdivenlerini, basamaklarını böyle peyderpey çıkmak lazım. Çok fazla acele ederek bir şeyleri beklediğimiz zaman sonu hüsranla sonuçlanabiliyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Ama Konya Spor'u mali açıdan, ekonomik açıdan düzgün bir duruma getirdiğimiz zaman bu şehir sportif manada da çok iyi yerlerde olacaktır. Bizden sonra gelecek yöneticiler, teknik heyet, futbolcu arkadaşlar mutlaka bunun üzerine koyarak gidecektir. Bu şehir inanıyorum ki mutlaka bir gün Süper Lig'de, futbolda şampiyonluk yaşayacaktır. Çünkü elinde o malzeme vardır, o taraftar yapısı vardır. Şehrin tüm dinamikleri buna hazırdır diye düşünüyorum. İnşallah ilerleyen dönemde çok daha büyük başarılar gelecektir. Tabii şimdi bizim taraftarımız çok acele bir şekilde bizden transfer bekleyebilir, doğaldır. Ama hiçbir zaman bu sene bunun örneklerini gösterdiğimize inanıyorum. Popülizm bir yaklaşımla transfer yapmıyoruz. Konyaspor'un bir kuruşunu dahi harcatmayacağız demiştik. Bu ilkemiz sonuna kadar devam edecek. Ama bu demek değildir ki transfer yapmayacağız. Sonuna kadar eksik bölgeler dikkate alınarak, tabii ki Avrupa olacak bunun içinde, Türkiye Kupası olacak, lig olacak. Belki biraz daha atmosfer kalabalık olacak. Onun için ona göre transfer çalışmalarımız olacak. Ve şu anda da belirli bir çalışmaya başladık. Çünkü süre çok kısa. Bugün lig erken başlayacak bu sene. Bakıyorsunuz ondan önce Avrupa Kupaları başlayacak. Bunları dikkate alarak planlamamızı yapıyoruz. Başkanım.
Konyaspor bugün sahasında sezonun son karşılaşmasını oynadı. Tribünler yine gereğini yaptı. Belki beklenti biraz daha fazla taraftar olmasıydı ama coşku en azından çok güzeldi. Konyaspor'u Hatay karşısında aldığı galibiyet, net galibiyet, 3-1'lik galibiyet nedeniyle kutluyoruz. Evet, her türlü anti propagandaya rağmen, engellemelere rağmen Konyaspor büyük bir başarıyla sezonu tamamlamış oldu. Değerli toplu bir görüntüyle daha büyük başarılara, daha üst düzey başarılara kavuşmasını arzu ediyoruz. En büyük dileğimiz budur. Tabii ki artık Konya bir futbol şehri ve bu marka değerini de Konyaspor giderek yükseltmeyi amaçlayacak hep birlikte ve el birliğiyle. Bu sözlerle Konyaspor'u bir kez daha tebrik ediyor ve yeni sezonda başarılar diliyoruz. Ta Tokyo'da gelmeme rağmen abi ben artık Tokyo'da oturuyorum. Ben Avrupa için oynayan sadece Konya deyince sanki bir takım namaz, sanki namazım dua ettim belki 3-1 bitecek diye söyledim. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bundan sonra artık her maça gelmek istiyorum. Bundan sonra sevdam Konyaspor. Avrupa Ligi işte golsümde yazılı. Avrupa Konyaspor. Çok gurur duyuyorum takımla. En güzel başarılarına daha çok nice yıllara inşallah. 2022-2023 yılında inşallah şampiyonuz. Çok mutluyuz. Üçüncülüğü garantiledik. Buradan çok mutlu ayrılıyoruz. Skubiç'te veda etti. Ona üzünlüyüz birazcık ama. Üçüncüyüz. Başka bir şey demiyorum yani. Çok mutluyuz. Şampiyon Konyaspor'u. Ama çok güzel yani. Güzel bir galibiyet oldu. Sezon sonunu böyle bitirdik. İnşallah Avrupa'da yani en iyi yerlere gelmeyi istiyoruz. Maça gelen bütün taraftarlarımızın eline yüreğine sağlık. Skubiç'imizi uğurladık. Acı içindeyiz. Sezonu Avrupa'ya giderek tamamlıyoruz. Herkesin eline yüreğine sağlık ne diyeyim. Eski stat aklıma geldi. Eski stattan beri yani gerçekten bugüne kadar eski statta hatırlıyorum. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama 2-0'dan Fenerbahçe'yi 3-2 yendik. Recep Aydın'ın golüyle 3-2 yendik. O günden bugüne Konyaspor'umuz maşallah üstüne koyarak devam ediyor. Yani bu statta herkes gelip Konyaspor'u kolayca yenerim diyemez. Bundan sonra daha üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. Şampiyonluklar da gelecek. Konyaspor çok güzel bir mücadele etti hakkıyla. Büyük taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Sezonu taşlandırdık. Skubiç'in gidişi biraz hüzün indirdi ama olsun bakalım. Daha yeni Skubiç'ler gelir inşallah. Bir taraftara sistemimiz var. Yani bugün de gelmeyeceksiniz. Ne zaman geleceksiniz arkadaş? Arkadaşlar Allah'ın izniyle bir dakika kardeşim. Arkadaşlar alnımızın akıyla hak edilmiş bir 3 puan aldık. Gerçekten biz taraftar olaraktan biz bunu hak ettik. Konyaspor olaraktan hak ettik. Ama işte 3 büyütülmüş takımları desteğe gelince herkes geliyor ama Anadolu takımlara gelince kimse gelmiyor. Yani bu memleketimiz takımına sahip çıkalım. Arkadaşlar bu sezon bitti. Seneye inşallah kombinelerinizi alın. Yerinizi alın. Beklemiz Avrupa. Biz geliyoruz. Konyaspor'un başarılarını diliyorum. Avrupa'ya gideceğiz. Şampiyon olacağız evelallah. Avrupa'ya gidip gücümüzü göstereceğiz. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Zehra'yı seviyorum buradan. Bana dönsün. Zehra bana dön. Evet çok ilginç. Az sonra Hasan Yıldırım şiir de okur kesin burada. Avrupa bizi bekle Avrupa! Abi. İlhan Hoca ile Avrupa'da inşallah başarılı kulüplere kalacağız. Instagram'dan konu Konyaspor'u takip edin. Konyaspor'umuza başarılar diyoruz. İnşallah Avrupa bizi bekle Avrupa!